Selamünaleyküm arkadaşlar. Buradaki konumuz, önce İstanbul'daki kanalına hoş geldiniz. Konumuz bu hasar kaydı tramer, işte kilometre. Bizim milletimizde bu takıntı var. Aman hasar kaydı var mı? Aman! Aman kilometre kaç? Ne? 60 bin mi? Eyvah! O motor kaç? Bak şimdi. Normal ha, aslında arkadaş, bu gerçek yani. Şu an bu kardeşimiz. Sen de gel buraya. Uğur'cum. Uğur. Kardeşi motosiklet alacak. Her motosiklet buraya gelecek, bakacağız falan filan. Şu an motosiklet almadan önceki ön çalışmalarını yapıyor. Tramer sorguluyor. Tabii bakılması gerekiyor, tamam. Kilometre tramer önemli. Bak abi. Baktım abi. Şimdi sen tramer bak, şey, hasar kaydı var mı diye sorguluyorsun. Aynen doğru. Öyle. Bir adet kazaya karışmıştı. Aha. TZ1 4223 TL. Şimdi motosikletimiz ne? TCX. 20 kasa. Kaç gün, ne zaman kazaya karışmış? 9. ayın 17'si. Yalnız yani bir şey fark ettim. 2019. Şöyle, ama motor 2020 model. Şöyle plakayı yazınca CV125F çıkıyor. Ben mi yanlış plaka yazdım? Yo, 34EFU220. Bazen şeyde... Motora bakalım. Sigorta şirketlerinde poliçeye yanlış girilebiliniyor. 34EFU220. Tamam. Yok yok. Sigortayı keserken orada sigortanın kaydını alırken Honda'yı koyuyor ama o modeli tutturamadı. Bu durumlarla karşılaştık. Şeyde. Ama şöyle de bir şey var. Motor 2020 model 2019'da kaza yapmış. 2019'un kaçıncı ayı? 9. Ama 20 model. Bu, belki 20 daha önceden o plaka başka motordan şey çıkabilir. Bunu bir yani sigorta şirketiyle bir görüşüp öğrenmek lazım. Bu ayrı bir konu şimdi. Tamam. Tramer. Yani tramer bilgisi bile doğru düzgün çıkmıyor. Aynen, plak olmasına rağmen. Şimdi bakın. Burada bir Forza'mız var. Mesela, bak aksesuarlı. Yapılıyor şu an. Aksesuarları falan takılacak. İşte bu Forza'mız satılık. Sıfır hasar kaydı. Evet. Sıfır. Hiç hasar kaydı yok. Sorgula tramerin. Doğru. Hiç hasar kaydı yok. Bir iki ufak düşmesi vardı. Garajdan yeniledik. Motorumuz 20.000 lira. Gel. Kumandana yapalım. Açık. Yani 20.000 lira motor. Cıncık. Sorgula hasar kaydı. Kilometresi 20.000 lira aldık. İnandık mı biz buna? İnan, istemeyen. Hayır, yani sorguladım. Hayır. Mesela, bak ben bu motor şu an daha net tabii. Sen şey görüyorsun da gerçekten bu motor 20.000 kilometrede ve sıfır hasar kaydı var. Tamam mı? Parçaları da hep yeni yani. Ama şimdi tramer sorguluyoruz. Dikkate alıyoruz ya abi. Tramer sorgulayıp kilometre bizim için çok önemli. Kutsalımız. Tramer de çok önemli, hasar kaydı. Var mı yok mu? Al sana hasar kaydı. 20'de motor kardeşim. Gel. Kameraman ver. Bak şimdi mevzuyu kes. Neredesin oğlum? Ha biraz da kilometre yaptık ki boyaları belli olmasın. Yani. Tamam mı? Biraz kirlettik ki buraları belli olmasın yani. Orijinal yani bu. Kafa demir falan orijinal yani motorun. Her yeri orijinal. 20.000'de motor. Babacan bu motor tut. Bu motor bir kazaya karışmıştı. Motorun ön geldiğinde. Şimdi anlatayım da hani insanlar bilinçlensin. Tabii ki hasar kaydına tramere bakılacak, kilometreye de bakılacak. Ama anladım. Buna bu kadar çitir falan hasar kaydı yok. Kilometre düşük, gözü kapalı almayın ya. Öyle şeyler de hile çıkabiliyor. Burası günümüzün yani Türkiye'si yani. Bu motor geldiğinde böyle sehpada falan duramıyordu. Bu direkt nakliyeyle geldi bu motor. Bu motor bir firmadan hasarlı bir şekilde alınmış. Burası buradaydı. Ön teker buradaydı böyle. Eski jantı görsen eski jantın yarısı yoktu. Hani şasis eğilen motorlar oldu. Düzelttik. Serviste pompayla açtık maçtık ama ben bunu bir gördüm. Motora bakıyorum. Diyorum ki bu motor herhalde bir katotoparkının 5. katında acemi birisi yanlışlıkla gaza basmış. Motor fırlamış o da
bırakmış, katodu bardağından kafa üstü çakılmış galiba dedim yani. Öyle bir kaza yapmış. Abi, şasi şu direk ya, geri geliyor, öne eğiliyor, bir de böyle dönüyor. O şekildeydi bu motor, böyle kafa geri gelmiş, alt taraf ezilmiş, bir de böyle dönmüştü. Yaptırdık şasisini, topladık bak, çıtır çıtır buralara hep oturdu. Şu değişir diye şurayı daha takmadım. Yani yerine getirdik buraları falan, bak hep şeyleri oturdu buraları, hepsi yerine geldi, ölçüsüne göre yaptırdık ama bu normalde, normalde bu motor işte pert kardeşim. Pert yani. Benim motorum değil. Arkadaşım aldı, hasarlı aldı, yaptırdı, binecek. Artık satacak mı? Bineceğim sorarsan. Bineceğim. Tramere baktım. Tramerde hasar kaydı yok. Adam yaptıran adam biliyor. Evet. Yapan olarak ben de biliyorum. Ama adam kendisi almış gelmiş. Beni ilgilendirmez. Ben satmıyorum. Ticaretini yaptım ben. Tamirciyim. Ama söylüyorum da onu. Pert kardeşim, bunu hani hasar kayıtsız 20 binde falan diye alıp satacaksan vebali büyük yani. Sıkıntı yaşarsın. Ondan sonra. Yani satıyorsan da bunu sattığın adama bildirmeyeceksin. Kabul edecek, öyle alacak. Ona göre de satacaksın yani. Ama satarsa da onun kendi zihniyeti, bir şey diyemem. Yani anlatmak istediğim olay bu yani. İkinci el piyasasında abi. Yani gerçekten bu arkadaş şu an motor alacak yani. Gelecek motor vereceğiz. Hasar kaydı sorguladı. Dedim dur lan şunu da bir anlatalım be. Yani ben motoru bitirseydim anlayamazdınız ha. İstediğiniz kadar bakın anlayamazsınız. Yani ancak iyi bir usta, ekspertizle böyle dikkatli işi bilen, anlayan veya yetkili servislerin hepsinde yoğun oluyor. Yani adam da uğraşamıyor ya, almıyor. Alırsa da detaylı sağlık olunu sökecek yani. Bu motorun o şasisinin şey oldu. Bir şey için yarın bir gün bir yerde söküldüğü zaman dikkatli bir usta fark ederse edilir yani. Yani böyle ne mallar var piyasada. İşte bunlara dikkat edelim arkadaşlar yani. Biz yaşıyoruz burada. Siz yaşamayın. Siz yaşamayın. Aynen. Yani. Olay bu. Teşekkür ederiz. İyi seyirler diliyorsunuz.